Değerli takipçilerimiz, sık sık sorduğunuz bir sorunun cevabını vermek için aslına bakarsanız buradayız. Özellikle Türkiye'den takip eden, bizi Türkiye'den izleyen dostlarımızın, ayrıca tabii ki Londra'da yaşayıp İngiltere'de olup istedikleri türde bir Türk eğlencesi arayan dostlarımızın sık sık bize sorduğu, ya nerede eğleniyorsunuz? Aradığınız lezzetleri, Londra'da Türk lezzetlerini nerede buluyorsunuz sorusunun tabii çok fazla karşılığı var burada. Öyle ki yeme içme sektöründe zaten Türkler gerçekten İngiltere'de isim yapmış, nam salmış durumdalar. Ama sıkça gelen sorulardan bir tanesi şu: hiç mi özlemiyorsunuz balıkçı meyhanelerini, rakı balık sohbetlerini? Elbette ki özlüyoruz ama bu özlemimizi gidermek için burada Londra'da da yaklaşık 30 yıldır hizmet veren, babadan çocuklara geçen çok özel bir mekan var. Sarıyer Balığı'nın önündeyiz şimdi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge burası. Greenlands diye bilinen cadde üzerindeyiz. Sarıyer Balık şöyle bir özelliği var. Bizim Türkiye'de alışık olduğumuz salaş balıkçı meyhanesi konseptini tam olarak buraya, Londra'ya, Londra'nın göbeğine taşımış. İşin güzel tarafı, aradığınız her türlü meyhane lezzetini bulabildiğiniz gibi, yani balıkların, ara sıcakların, kalamarların vesaire yanı sıra aynı zamanda çok özel mezeleriyle de ön plana çıkan bir işletme. Güzel olan tarafı, bugün de şansımıza Türkiye'de de çok tanınan, çok önemsenen, bir süredir İngiltere'de yaşayan her bir önemli bir sanatçımız da bu gece Sarıyer Balık'ta konukları ağırlayacak, sahneye çıkacak. Şansımıza bugün onunla da sohbet etme, onun sahnesini görmeye fırsatımız da olacak. Ayça Abana, Yunus Cankaya ile birlikte burada sahne alacaklar. Gelin şimdi hep beraber girelim, bakalım Londra'da balıkçı meyhanesinde meyhane eğlencesi nasıl oluyor? Ne demiştik? Londra'da Türkler çok farklı eğlencelerde ama meyhane eğlencesi, Türk müziğiyle eğlence için yeni adresleri Sarıyer Balık Restoran dedik. Çünkü Türkiye'nin de çok yakinen tanıdığı, çok fazla hayran kitlesine sahip olan çok sevgili bir sanatçı dostumuz artık her cumartesi günü Sarıyer sahnede olacak diyebiliyoruz. Yani öyle, yani öyle. Ama zaman zaman burada. Ayça, öncelikle şimdi Londra'da yaşayan tabii çok fazla sanatçı dostumuz da var. Sen de bunların arasında Türkiye'de de en çok tanınan isimlerden birisin. Londra'da gece hayatını merak ediyor takipçilerimiz. Türkler ne yapıyorlar, nasıl eğleniyorlar, sanatçılar neredeler, ne tür müzikler yapılıyor, nasıl geçiyor Londra'da hayat? Valla gördüğünüz gibi şu an işin mutfağındayız. İşin mutfağı burada. Şimdi biz Sarıyer Balık'tayız hafta sonları. Burada tabii diyorsun ki hani nasıl eğleniyor Türkler? Türkler çok eğleniyorlar. Gerçekten çok eğlenceli. Hem güzel müziklerin olduğu, güzel mezelerin, güzel yemeklerin olduğu mekanlar gerçekten çok iyi Londra'da. Ve şu çok güzel: Londra'da herkes bir bağ oluşturmuş durumda. Yani herkes o kadar güzel birbirine kenetlenmiş durumda ki asıl eğlence biraz da buradan çıkıyor. Hep birlikte toplanıp bizim olduğumuz yere peşimizden geliyorlar. Gerçekten çok mutluyuz bunun için. Çok güzel arkadaşlarımız, çok güzel dostluklarımız oldu. Çok güzel şeyler öğreniyoruz birlikte. Onlar bize öğretiyor, biz onları öğretiyoruz. Yani inanılmaz güzel günler yaşıyoruz bu anlamda. Bahar da geldi, güzel yaz da geliyor. Şimdi takip edilecek şey, tek şey, nerede güzel ve doğru kaliteli iyi müzik ve meze ve rakı ve balık var, orayı takip etmek.
Bu arada işin mutfağındayız dedin. Hakikaten restoranın mutfağında çekiyoruz şu anda bu röportajı. O kadar samimi ki gerçekten her şey. Yani kalkıp gelip kendi rakınızı alıp gidip işte mezeniz bittiğinde gelip ya bunu tekrar doldursana. Hani o eski Türk meyhanesi, İstanbul meyhanesi kültürü burada bu mekanda gerçekten yaşanıyor. Şeyi de fark ettim. Az önce söylediğin gibi gittiğimiz yere dostlarımız, arkadaşlarımız peşimizden geliyor diye. Yani Londra'da bir kitle oluştu. Özellikle de senin bir kitlen var. Yani sadece balık restoranında işte meyhane müziği ya da Türkçe 80'ler 90'lar değil, her telden müzik yaptığında, ki senin öyle zaten bir özelliğin var. İşte yabancı dilde, İngilizce, Fransızca vesaire çok özel bir repertuarın var. Her birinin de takipçisi farklı. Bakıyorum işte meyhanedeysek meyhane müziği dinleyicisi seninle beraber. Caz yapıyorsan caz dinleyicin seninle beraber. Londra'da sanatçı için hayat nasıl? Asıl onu çok merak ediyor tabii ki herkes. Yani Türkiye'de alışık olduğun düzenden, o sahne ışıklarından Londra'ya gelip belki sadece ilk etapta, senin için geçerli değil ama diğer dostlarından bildiğin için de söylüyorum. Sadece Türk komünitesine, yani Türklerle içi dışlı olup henüz İngilizlere açılmamış sanatçı dostlarımız var. Zor mu? Sen nasıl atlattın bu süreci? Açıkçası benim için hiç zor olmadı. Şöyle, çok daha kolay. Çünkü İstanbul'da çalışıyordum en son dönemde. Yani evet 9 Eylül mezunuyum ama daha çok İstanbul'da çalıştım. Sahne, şarkı söyleme, gerek şarkı söyleme olsun gerek işte müzikal oyunculuk olsun, hep İstanbul'da çalıştım. Şimdi Londra tabii ki maalesef ki bir yandan daha güvenli. Yani buradaki gece hayatı aslında biraz daha güvenli maalesef ki. İstanbul'da daha güvensiz ve daha problemli bir süreç yaşıyorduk. Açıkçası benim için öyleydi. Ve biraz daha korkuyordu insan gece hayatından. Sonuçta işimiz bizim gece. Çok geç saatte bitiyor. Gece bir çıkıyorsunuz. İşte kavgalar, birbirinin kafasında şişe kırmalar, şunlar bunlar. Burada o kadar fazla rastlamıyoruz böyle şeylere. Rastlasak bile çok düşük oranda. Ve insanlar biraz daha alkole daha nasıl denir, dirayetliler. Yani daha fazla içiyor olabilirler ama daha dirayetliler. Çok da fazla sapıtma olmadığı zaman ben açıkçası rahat ediyorum. Çünkü biz çok alkol, kendimiz sanatçı olarak biz kendimiz çok alkol kullanmadığımız için her şeyi de görüyoruz yani. Yani baktığımız her şey, bütün ayrıntıları görüyoruz. İstanbul'da bu çok daha zordu. Bu çok daha güçtü, bu süreci takip etmek. Daha güvensiz hissediyordum kendimi, özellikle bir kadın olarak. Şimdi burada çok rahatım. Tabii kadınların buradaki özgürlükleri çok daha fazla. Çok daha rahatız burada. Gecenin geç bir saatinde istediğiniz gibi çok rahat dolaşabiliyorsunuz ve insanlar size gerçekten kol kanat gerebiliyorlar. Özellikle de buradaki Türkler, dediğim gibi öyle bir güzel komünite oluşmuş durumda ki, bir topluluk oluşmuş durumda ki, herkes birbirine hem sahip çıkıyor hem de arka çıkıyor. Bu anlamda ben memnunum. Diğer sanatçı arkadaşlarıma, buraya gelmeyi düşünen sanatçı arkadaşlarıma gelmeyin diyorum. Gelmeyin, biz burada rahatız. Çok da kalabalık olmayalım. Ama şakası bir yana, gelmek isteyen varsa burası rahat edebilecekleri ve sanatlarının istedikleri biraz daha özgür bir şekilde, en azından can güvenliği anlamında rahat bir şekilde icra edebilecekleri bir yer. Ve buradaki Türkler, dediğim gibi, çok inanılmaz derecede birbirlerine bağlılar. En güzel yanı da bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Evet, hadi sahneye. Hadi sahneye. Sarıyer balığın İki kardeş, hatta ikiz işletmecilerinden Oya ile beraberiz. Oya, çok farklı bir iddiam var ve ben de hani aynı zamanda müşterin olduğum için hep bu iddianı aslında destekliyorum. Londra'nın tek gerçek balıkçı meyhanesiyiz diyorsun. 30 yıldır. Biraz şu hikayeyi anlatır mısın? 30 yıldır. Bu yolculuğa sanırım 94 yılında başladık. Bizden önce bir Yusuf amca vardı, onun o sahibiydi. İsim de oradan geliyor zaten. Rahmetli babam, onun için yaratsın. Annem, abimiz vardı deriz.
hep beraber başladık işletmeye. Babayı kaybettikten sonra abi Türkiye'ye yerleşti, anne emekli oldu, Barış'la ben idare ediyoruz. Yani kültürü Londra'ya nasıl geldi? Nasıl devam ettiriyorsunuz? Yani ikiniz de çok gençsiniz. Meyhane daha çok böyle hani bizim Türkiye'den alışık olduğumuz hani abilerin, çok amcaların da, eğlence babadan, kültürü. Babadan çocuklara geçtiği için şimdi babanın yaşı vardı tabii. Asıl baba piri. Ama babamızı kaybedince biz burayı kapatmak istemedik. Devam ettirmek istedik. O yüzden yani meyhane kültürünü ben çok iyi bilmiyorum açıkçası ama Barış daha iyi biliyor. Çok güzel adam idare etmesini biliyor. Çok güzel de rakı içer kendisi. Ama onun dışında severek yaptığımız bir şey olduğu için hani bir de aileden gelme olduğu için bir de mutfaktan yetiştiğimiz için sanırım o konuda biraz daha rahatız. Herhalde en önemli şey mutfaktan yetişmek değil mi? Çünkü gerçekten işte geçtiğimiz hafta mesela İstanbul'daydım. İstanbul'da da gider gitmez meyhaneleri gezmeye başladım. Ama samimiyetle söylüyorum, bildiğimiz, tanıdığımız, alıştığımız lezzet burada Sarıyer Balık'ta aynı lezzetle karşılaşıyoruz. Bu da işte çocukluktan beri anne ve babanın yanında mutfakta. Yani şöyle söyleyeyim, mezeler annenin elinden Barış'a ve bana geçmiş. Mezeleri zaten biz yapıyoruz. Mezelerimizi en iyi şekilde taze tutmaya çalışıyoruz. El sıklıkla değiştiriyoruz. Balıklar zaten taze. Hamsinin tazesini, barbunun tazesini, levrek, çukur hepsinin en tazesini sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Hamsi'ye bir parantez açalım mı? Şimdi hamsi Türkiye'de bile işte Karadeniz hamsisi, Marmara hamsisi, o yenir bu yenmez diye hep konuşulur. Siz hamsiyi nereden getiriyorsunuz? Biz Birinci Market'ten alıyoruz. Onlar da muhtemelen İtalyan sularından getiriyorlar. Türkiye'den geldiğini düşünmüyorum. Oradan buraya... Akdeniz hamsisi yiyoruz yani. Ama lezzetimiz Türk hamsisi. Ama lezzetimiz Türk hamsisi. Çok teşekkür ederim. Güzel.